Merhaba arkadaşlar. Bu akşam size evde kolay yapım tutkalı göstereceğim. Bunun için gerekli malzemelerimiz yarım su bardağı şeker, yarım çay bardağı su, yarım çay bardağı limon tozu. Yapacağımız bu tutkal ile cam, porselen gibi kırılmış objelerimizi yapıştırabiliriz. Bakın ben bunu dün akşam kendim bir deneme amacıyla yaptım. Yapıştırdım. Gayet sağlam tuttu. Altındaki kül tablası cam ağırdır. Ağır olmasına rağmen tutuculuğu çok güzel. Sizler de ihtiyacınız olduğu zaman bu verdiğim ölçülerde ya da daha az olarak kendiniz evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Önce yarım çay bardağı suyumuzu koyuyoruz. Üzerine yarım su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Ve şekerimizi incelterek eritiyoruz. Atmaya kıyamadığınız porselen objeleriniz olur. Cam süs eşyalarınız olur. Bunları kıyamazsınız. Hatıradır, eskiden kalmadır, değerleri vardır. Ama kırılmıştır. Bu şekilde tutkalınızı yaparak bunları yapıştırabilirsiniz. Çok da güzel tutuyor. Sağlam tutuyor. Kalıcılığı çok güzel. Ben denedim. Şimdi bunu iyice erisin. Eridikten sonra yarım çay bardağı limon tozumuzu içine atıyoruz. Ve karıştırıyoruz. Arkadaşlar şu an yapıştırma yapamıyorum. Çünkü henüz videolarda yeniyim. Kısaltmayı bilmiyorum. Uzun süre videoları tutup da sizleri de sıkmak istemiyorum. Onun için ben objemi akşamdan yapıştırdım. Sizlere kalıcılığını göstermek için. Limon tozumuz eridiği zaman bunun köpürerek kaynamasını bekleyeceğiz. Çok fazla kaynatmayalım. Daha sonra bu kalınlaşıyor. O zaman kullanmamız zor olabilir. Ne kadarlık bir yere kullanacaksak, ihtiyacımız ne kadarsa verdiğim ölçülerden azaltarak ya da çoğaltarak bunu yapabilirsiniz. Kağıt ürünlerde de kullanabilirsiniz bu yapıştırmayı. Çocuklarımızın ev ödevlerinde karton yapıştırmada, kağıt yapıştırmada çok rahatlıkla kullanabileceğimiz ev yapımı kolay bir tutkaldır. Hafif sararması bizim için yeterli şu an. Daha fazla kaynarsa kalınlaşma yapar. Ve arkadaşlar tutkalımız hemen 5 dakika içinde oldu. Böyle hafif sarı bir renk aldığı zaman köpürerek kaynamasında bu bizim için yeterlidir. Bunu bir 20 dakika, yarım saat kaynamaya bırakıyoruz. Soğutmaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra elimizi yakmamamız adına istediğimiz yerde kullanabiliriz. Arkadaşlar bir dahaki videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açarsanız gelecek videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayalım. Sizleri seviyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar.